çok iyi bildiğiniz ama sıklıkla yanlış kullandığınız iki indikatörden bahsedeceğim bugün. Kısa vadede trade edip nasıl kar alacaksınız bunlardan bahsedeceğim. Canlı canlı göstereceğim. Neler yapmanız gerekiyor? Gelin hep beraber hadi izleyelim. Göstergelerden biri MACD, biri de RSI arkadaşlar. Şimdi geliyorsunuz hemen buraya. MACD yazıyorsunuz. Harekette ortalama yakınsama ıraksama diye buna tıklıyorsunuz. Sonra bu aşağıda çıkacak. Buraya gelip şuradaki ayar kısmına tıklamanız gerekiyor. Girdiler. Burasını 34 yavaş uzunluğu 144 yaparak arkadaşlar kapatıyoruz. Zaman aralığını 5 dakika yapıyoruz. Stilden burasını alan yapıyoruz. Ki mesela çizgi olursa yani veya daha farklı şeyler mum olursa gözükmüyor arkadaşlar. Histogram olursa. O yüzden alan yapıyoruz. Mekti ve sinyali kapatıyoruz. Gerisi açık kalıyor. Görünürlü de Gene açık kalabilir. Her tarafı yeşil veya kırmızı yapabilirsiniz. Burasına tamamlıyoruz. Geldik. RSI. Şuraya RSI yazıyorsunuz. Göreceli güç endeksi çıkıyor arkadaşlar. Buna geliyorsunuz. Şuradan ayar kısmına tıklıyorsunuz. Sitli kısmında RSI Based EMA kapalı arkadaşlar. EMA söyleyemedik de. Girdele. RSI uzunluğu 2 ve de şurada RSI upper band yani üst taraf arkadaşlar 95 lower band yani alt tarafta 5 yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra tamam diyoruz ve bekliyoruz. Şu anda bir short işlem verdi. Homo bu. 1 dakikalık grafik ve short işlem verdi arkadaşlar şu anda. Nasıl bir short işlem verdi? Fark ettiniz mi? Bakın burası bizim üst bandımız. Yani üst banda yaklaştıkça ne oluyordu? Burada neler varmış? Short işlem girebiliriz arkadaşlar. Şimdi şurada bir tane de kırmızımız var zaten. Bu da destekliyor bizleri burada. Tomaya buradan short işlem girersek alabileceğimiz TP noktası da şurası deriz. Ve yüzde kaçtık? Hemen şuraya bir işlem de açalım aslında. Giriş yerimiz 1.4861. TP 1.4723. Hemen aslında şöyle bir de Bitget'e girip aslında bunu pekiştirebiliriz. Daha net görürsünüz en azından sizlerde. Tamam işlem yap. Vadeli işlemler. Hemen Toma'ya geldik arkadaşlar. 15 dakikalık grafiğimizi açtık. Hemen burada giriş yerimiz 1.4861. Hemen kopyaladım. Short pozisyondu. Hemen aslında şunu şöyle yapıp burada 2 saniye bir aslında short vereyim abi. Short vereyim. Emirimiz girsin. Yani belki emri kaçırırız, başka bir şeyler olur. O yüzden sadece hemen bu emre uygun işlemlerimizi yapalım. TP noktamız 1.47.23 %18 gibi bir TP. Stop noktamız da 1.49.39 %10'luk bir stop noktası yapacak arkadaşlar. Şu andaki fiyatımız 1.48.54 1.48.54 normal gidiyor arkadaşlar. Şu anda en tepede. Şimdi bakın kırmış değil mi? Yukarısını kırmış yani. Bakın şurada bir de aşağısını kırmış. Aşağısını kırdıktan sonra bize yüzde kaçlık bir TP bırakmış. %1'lik 20x'e girersen arkadaşlar 20 %20 falan bir TP bırakmış. Mesela gene burada kırmış. Bakın burada kırmış. Yani bakın burada da kırıyor. Yukarıda kırdığında aşağı, aşağıda kırdığında yukarı. Kırması gerekiyor. Ama kırdığında da mesela bakın burada yeşil. Burada giremezsin. Ama bakın burada kırdığında kırmızı. Burada girebilirsin. Sıkıntı yok. Şimdi mesela burada tekrardan kırıyor. Bakın kırıyor. Yeşil. Girdin abi. Longunu bak. Long'u girdin. Nerede abi tekrardan kırılım noktası? Buraya kadar. Ya daha atıyorum şurada çıkabilirsin. Yüzde bir buçukluk bir kar oranı bırakıyor bizlere. Hemen farklı bir şeye geçelim. Luke'a geçelim hemen. Bak evet, Luke. Tepeye çıkmış mı? Hayır. Tam tepeye çıkamamış arkadaşlar. Biraz daha çıkabilir. Burası aslında bu bir dakikalık grafikte MACD'de arkadaşlar bize bir düşen grafiği de gösteriyor. Bunlardan da bahsedeyim ben aslında sizlere. Şimdi MACD'ye bakalım. Bakın MACD ayarlarını yaptık. Bu ayarlar gene aynı şekilde kalabilir. Hiç sıkıntı yok. Bu ayarları yaptık. Şuraya baktığınızda büyük bir yükseliş var. Ondan sonra düşüş. Şurası bakın şurası büyük bir düşüş trendi arkadaşlar. Bu. Bakın şu anda burada aslında kripto paranın trendini anlayabiliyoruz. Bu da ne demek? Düşüş trendi. Başka bir şeye bakalım. Mesela Clay. Şöyle bakalım. Bakın Clay'de şuradan başlıyor düşen trend. Böyle devam ediyor ve hala da düşen trend içerisinde. Bakın yeşil alanı görüyorsunuz. Bakın yeşil alanlar da başlamış. Burada başlıyor arkadaşlar. Yükselen bir kanala giriyor. Değil mi? Bakın yükselen bir kanala giriyor burada. Nereye kadar? Ta ki Maksimum seviyeye kadar. Maksimum seviyesini nasıl anlayabilirsiniz arkadaşlar? daha oluşuyor. Burada en büyük dağ neresi? Mesela bakıyorsunuz şöyle geliyorsunuz. Bak burada mesela. Buradan sonra normal beyaz yeşil açıyor arkadaşlar ve düşüşü gösteriyor aslında. Trend aşağı doğru kırılmaya başladığını gösteriyor. Burada da aynı şekilde bakın beyaz vermiş bize aşağı doğru kırılıyor. Burada peki tam tersi arkadaşlar ne yapmış? Düşen trend bitmiş ve yükselmeye başlayacak. Ama daha Beyaz kırmızı Yeşili göremedik arkadaşlar. Yeşili görsek tekrardan buralara kadar bir çıkma olasılığımız olabilir. Bu trendi gösterir bizlere. Kripto paranın nereye gideceğini gösterir arkadaşlar. Hemen bakalım bir erasa'ya bakalım. Şöyle grafikleri sıfırlayalım. erasa'ya baktığımızda daha long pozisyon için var arkadaşlar. Çıkamamış. Burada daha çıkmış ama kısa sürmüş mesela. Hani hemen tık yerine getirmiş kendisine. Tomona oldu. Tomo'ya bakalım hemen şurada. Tomo gördüğünüz gibi şu anda karda. Bakalım işlemimiz TP alacak mı almayacak mı? Buna da bakacağız hem bir yandan da. Güzel olacak yani güzel olacak. Hemen başka bir şey daha bakalım. Floki. Floki. Bakın üst tarafta stabil olarak kalmış Floki. Ondan sonra ne yapmış? Düşmüş. Yüzde karşılık bir düşüş yapmış. Hemen şurada bir bakalım arkadaşlar. Bunlar kısa vade trendler. Bilginiz olsun. Bunlar kısa vade işlemler arkadaşlar. Uzun vade işlemler değil. Mesela gördüğünüz gibi burada bir yeşillik başlamış ve yükselen kanala girmiş. Ve hala devam ediyor arkadaşlar. En tepeye daha çıkamamışız. Daha bir beyazlık görmemişiz. Beyazlık görmeye başlayınca ne demiştik? Düşüşe doğru başlayacak bu. Yani en tepeye bir çıksın. En tepe ne kadar? Mesela bakın buraları falan görebilir. Niye? En tepe gördüğünüz gibi buralara kadar da çıkmış. Böyle RLC mesela gördüğünüz gibi buradan. Bakın düşen trend başlamış. Yani burası. Artık satışların bittiği ve alların başladığı bir noktaya gelmiş. Burada da devam etmiş zaten kendisi. Bu şekilde işlemlere giriş çıkış yapabilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum nereye gidecek mesela? Bu kripto paranın yönü neresi diye soruyorsunuz böyle kafanızda. Acaba nereye gidecek diyorsun. Ya bir şeylere bakıyorsun ama anlamıyorsun. Gel buna kardeşim. Bak burada vermiş sana. Bak burada. Tık gidiyor bir dakika. Farem çarptı. Şöyle bir paralel kanal oluşturalım. Ne demek abi bu? Yükseliyor yükselen trend içerisinde 1 dakikalık grafik. Ve bu biraz daha devam edebilir. Sonra bakıyorsun nerede bitmiş mesela bu noktalar Bak burada zigzag çiziyor genelde. Yataya bağlamış demek. Bakın burada gene büyük bir kırmızı açılmış ve düşen trende girmiş. Bunların hepsi arkadaşlar kısa vade. Bakın buradan buraya kaç dakika sürmüş ki bak. 12.55 16. Yani 4 saatlik bir işlem bu. Yüzde kaç vermiş bizlere? 1.41. Burada giriyorsun devamlı çıkıyorsun. Bir al sinyali veriyor bizlere burada bak. Burada bir al sinyali verdi. Bak mumu, mumu görüyorsunuz değil mi? Burada bir al sinyali vermiş bizlere. Aşağıda da gene görüyoruz bakın. Al sinyali, al sinyali. Sonra ne yapmış? Yeşil yapmış. Yeşil yaptıysa abi ver longa gitsin. Kırmızı yakana kadar ver. Kırmızı burası kırmızı yakana kadar ver. Yani beyaz olana kadar ver gitsin. Bak burada beyaz olmuş, düşmeye başlamış. Sonra yeşil tekrardan aktifleşmiş. Bunun sonunda beyaz gördüğünde sat. Yüzde kaç satarsın abi? Atıyorum şurada beyaz açar. %20 yap ya. En kötü %20 yap yani. Bunları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde işlemlere giriş ve çıkış yapabilirsiniz. Tomo, Tomo da %2.15 devam ediyor. Hemen şöyle bir Tomo'ya bakalım. Bakalım ne oldu Tomo? Bakın, tık 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 tık. Git gel, git gel yapıyor şu anda. Fazla güçlü e, sat vermiyor. Al daha kuvvetli arkadaşlar. Bakalım stop mu olacağız, kar mı olacak? Merakla bekliyorum. Mesela Tomo düşmeye başladı. Ufaktan düşmeye başladı arkadaşlar. Hani şuraya kadar da çekebiliriz kendimiz aslında. Hani bittiği yerde tepemizi alırız. Bittiği yerde tepemizi alırız. Atıyorum şöyle bir yükseliş yaptı. Ondan sonra düşüş yaptı. Yüzde kaçlık mesela burası? Yüzde 0.80'lik. Hemen şurası şöyle bir toplayalım abi. Yani buraya kadar düşmesini bekleyebiliriz. Hemen şunun TP noktasını bir daha yenileyeceğim arkadaşlar. %14 bir TP olayı gerçekleşebilir. Yani bu kadar basit. Şu anda TP'miz yani %5'lik bir. TP'miz var. %2'ye düşmüş. Olsun. Devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bu akşam da bir canlı yayınımız var. Tabi biz e, her akşam canlı yayın yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir gün video bir gün canlı yayın. Bağımında devam etmeye çalışıyoruz. Canlı yayınlara gelirseniz de beni mutlu etmiş olursunuz. Ve canlı canlı trade ediyoruz arkadaşlar. En son ki canlı yayın trade'imizde %246 kazanmıştık. Bakalım bu seferki canlı trade'lerde ne kadar kazanacağız. Batacak mıyız çıkacak mıyız hep beraber göreceğiz. Bu işlemi de arkadaşlar gene yayınlandıktan sonra işlemin zarar mı, kar mı olduğunu göstereceğim sizlere. Allah'a emanet olun. Bay bay.